Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy A70'i kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi bu telefon geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanında yapılmıştı. Biz de orada gidip bir tane video çekmiştik size. En azından genel özelliklerini anlattığımız bir videoydu bu. Şimdi sıfır kutulu bir ürün gönderildiği için biz de bir kutu açılımı yapalım dedik. Bu arada bu ürünle ilgili bir kamera incelemesi de gelecek. Normal inceleme yapmayacağız ama kamerasını detaylı bir şekilde inceleyip bir de genel özelliklerine bakacağımız ikinci bir video daha geleceğini söyleyelim. Hemen telefonun bir şöyle bir genel olarak bir özelliklerine bakacak olsak, biliyorsunuz A serisi Samsung'un M serisinden sonra uygun fiyatlı ikinci orta seviye telefonlarının bulunduğu seri. İşte A50 var, A30 var, A70 de. Burada A80 çıktı ama henüz Türkiye'ye gelmedi o bu arada. Onun kamerası döndürülebilir bir kamerası bulunuyor. Infinity U ekran var. Yani buradaki U esprisi biraz sonra göstereceğim. Çentik'ten geliyor. Ekrandan parmak izi okuyucumuz var. Süper hızlı şarj özelliği var. İşte 8 çekirdekli işlemcimiz. 32 megapiksel, 5 megapiksel, 8 megapiksel olmak üzere üçlü kamera. Ana kameramız 32 megapiksellikte, ön kameramızın olduğunu söyleyelim. 6 GB RAM, 128 GB depolama olduğunu söyleyelim. Bu bize gönderilen versiyonda. Bu arada işlemci de Snapdragon 675 orta seviye bir işlemci. Şimdi bu özellikleri anlattık. Şuradan düzgün bir bıçak çıkartalım. Evet. Şu etiketi açıyoruz. Kutumuzdan çıkartıyoruz Samsung Galaxy A70'i. Hangi rengi gönderilmiş bize? Burada koral dediğimiz bir rengi varmış. Şimdi bakacağız bu koral ne renk? Oo, çok tatlı. Böyle. Zaten şu ekranda da görülüyorsunuz. Kutunun üzerinde de bu rengi karşımıza çıkıyor. Şu jelatinlerden bir kurtaralım. Telefonumuzu kurtardık. Önce bir şöyle bir genel özelliklerine bir kez daha bir bakalım, hatırlatalım isterseniz. Daha önce anlatmıştık gerçi ama yine bir kez daha anlatmakta fayda var. Üçlü kameramız var demiştik. LED lambamız var. Parmak izi okuyucu arkada yok çünkü ön tarafta var. Ekrana entegre edilmiş. Infinity U display dediğimiz, buradaki çentiğin U şeklinde olmasından kaynaklanıyor. Bir de V olanı var, bunu biliyorsunuz. Genelde M serisinde V çentik kullanılıyor. Açalım telefonu. Şu an telefonumuz açılacak. Bekliyoruz heyecanla. Evet, Samsung Galaxy A70 şu anda açılıyor. Ekranda gördüğünüz gibi. O açıda dururken biz de biraz kutu içeriğine bir kez daha bir göz atalım. Ne var burada? Bir adet kulaklığımız mevcut. Kulaklığımızın 3,5 mm. Şurada göstereyim şöyle. 3,5 mm'lik bir kulaklığımız mevcut. Onu şöyle kenara kaldıralım. Type-C bağlantı kablomuz şurada. Hemen onu da bir göstermiş olalım. Bir de ne var? Standart olarak bir şarj cihazımız, adaptörümüz de burada beraberinde geliyor. Burada şarj adaptörünün 25 watt hızlı şarjı desteklediğini söyleyelim. Yani fast charge de demiş ama kaç watt olduğunu merak edenler olursa diye söylüyorum burada. Bir de sim kart iğnemiz var. Başka bir şey de yok. Şimdi telefonu bir başlatalım. Devam ediyoruz. Sonraki diyoruz. Bunları deyip geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunu şimdilik atlıyoruz. Bu arada bu Wi-Fi'yi de atlayalım. Birazcık ekrandan falan da bahsedeyim. 6.7 inçlik Full HD Plus AMOLED sonsuz U ekranımız bulunuyor. Güzel bir ekran, yani onu söyleyeyim. AMOLED olması güzel olmuş. 128 GB depolama olduğunu, işte RAM'in de 6 GB olduğunu söylemiştik. MicroSD bellek kartı yuvamız var. USB Type-C, şöyle göstereyim alt kısmını. Type-C bağlantımız var. Aynı zamanda 3,5 mm kulaklık çıkışında görüyorsunuz alt kısmında. Şimdi bunları geç diyoruz. Geç diyoruz. Hepsini atlıyoruz. Şu anda telefonumuz açılıyor. Biraz daha teknik özelliklerden bahsedeyim. Android 9 işletim sistemi var. Evet, telefon şu anda açıldı. Sesi duydunuz. Adreno 612 GPU'muz var. Ekran içi parmak izi okumamız bulunuyor. 32 megapiksellik bir ana kamera. Ona eşlik eden bir 5 megapiksellik derinlik kamerası ve 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası yer alıyor ana kamerada. 4K video kayıt yapabiliyor bu arada ana kameramız. Ön kamera 32 megapiksel olduğunu söylemiştik. O da Full HD yapabiliyor. Bluetooth 5.0, FM radyo, 4500 mAh'lik pil gibi özelliklerin olduğunu da söyleyelim. Wi-Fi AC desteği de var telefonda. Bir şöyle menülerine bir bakalım.
Biliyorsunuz Android 9 geldiği zaman One UI de geliyor. Yani yeni nesil arayüzü geliyor Samsung'da. Şöyle bir bakalım. Büyük ikonlar. Şöyle görüyoruz ekranda. Ayarlara biraz bakalım. Biraz oralarda gezelim isterseniz. Temiz, sade bir arayüz bizi karşıladığını söyleyebiliriz. İşte telefon numarası, yazılım bilgilerine bir bakalım. Android sürümümüz 9, One UI'de 1.1 olduğu ekranda şu anda siz de görüyorsunuz. Kameraya bakalım. Ben şimdi artık kamerada da bir göstermek istiyorum mutlaka. Biliyorsunuz son dönemde artık Samsung'un kamera arayüzü bu şekilde oldu. İşte canlı odak var. Çünkü alan derinliği kamerası bulunuyor. Pro modumuz mevcut. Panorama modumuz var. İşte video modumuz var. Ultra ağır çekim, ağır çekim. İşte ayar emoji olayımız var yine burada. İzin verelim bakalım nasıl yapacak. Emoji mi oluştu? Bunu atla diyelim şimdilik. Mesela burada şu anda bizi çekiyor. DJI Osmo Pocket'ta. Ekranda görüldü bu arada videoyu. Onu da çekiyorum. Şimdi bunu kapatalım. Şu tarafında. Kameramızı da bu tarafa açalım. Aslında standart işte kamera arayüzü bizi karşıladığını söyleyebilirim. Şöyle yapalım. Mesela işte bakalım. Şimdi normal bir fotoğraf modunda ultra geniş açıyı aldık şu anda. Görüyorsunuz. Ultra geniş açı modunda bu. Bu da normal modumuz bu şekilde. Farklı formatları da buradan ayarlayabiliyoruz. Oranları vesaireleri buradan ayarlamamız mümkün. İşte efektlerimiz var burada yine. Aslında standart bir Samsung. Son dönemde kullanılan Samsung arayüzü burada mevcut. Görsel zekayı açabiliyoruz. İşte video boyutu, arka video boyutunu mesela çözünürlüğümüzü 4K'ya çıkartalım. Bu böyle kalsın. Ön videoyu da Full HD'de kalacağız zaten. Ama tam dersek 2400'e 1080 piksel ki bu ekranın çözünürlüğünde yapabiliyoruz. O da ayrı bir konu ama bu normal bir format değil. Yani bunu bir yerde kullanmaya kalkarsanız profesyonel bir yerde sıkıntı olur. Çeşitli ayarları da yine burada kamera tarafında ekranımızda görülüyor. Güzel bir telefon. Tabii hepiniz merak ettiği şey şu. Güzel söylüyorsun da Özgür Çetin. Bunun fiyatı ne? Vallahi fiyatı şu anda açıklanan fiyatı 3499 TL. Zaten geçtiğimiz günlerde söylenmişti. Türkiye fiyatı da belli olmuştu. Güzel bir telefon. Yani işte S10 alamıyorsanız, S10 Plus'a gücünüz yetmiyorsa alınabilecek bir telefon olmuş bence. Ekrandan parmak izi falan okuması da olmasının bence iyi bir detay olduğunu düşünüyorum. Evet, bir kutup açılım videomuzun daha sonuna geldik. Samsung Galaxy A70 ile ilgili merak ettiklerinizi ya da şu özelliği var mı, bu özelliği var mı ya da şurası nasıl gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.